Mantar peşinde. İpi iyice ger ve şimdi bırak. Evet. Vicky, Elvi. Evet, evet. Benim için ormanda biraz mantar toplar mısınız? Bu akşam yemekte mantarlı turta yapmak istiyorum da. Aa, tabii elbette, hemen gideriz anne. Ama unutmayın, nehri geçmek yok. Karşı taraf çok tehlikelidir. Sen merak etme Elva yenge, Vicky gerçek bir Vikingdir. O asla hiçbir şeyden korkmaz. Bir yere mi gidiyorsunuz çocuklar? Akşam yemeği için mantar toplayacaklar. Bak bu iyi bir fikir canım. Gilby, sen de benim için biraz toplar mısın? Ah, ama anne. Mazeret duymak istemiyorum. Gilby nerede kaldı ama? Bir sepet bulmak bu kadar uzun sürmez ki. Hey! Ne oldu? Korkuttun mu? O kadar malzemeyi neden aldın ki? Kimden izin aldığını sorabilir miyim Gilby? Mantarlar o kadar da tehlikeli değildir biliyorsun. Biliyorum ama bu savaşçı malzemelerim çok güzel. Şu yeni mızrağıma baksanıza. Hem bunu tek başıma yaptım. Ormanda denemek için sabırsızlanıyorum. Bence biraz fazla abartmışsın. Sadece mantar toplayacağız. Aa, belli mi olur Vicky? Bir Viking daima maceraya hazır olmalı. Şimdi görürsünüz siz korsanlar. Benim kasabama asla saldıramazsınız. İşte orada bir düşman daha. Hoşlu olsana. Bu yaptığın çok tehlikeli bir şey değildi. Hem böyle devam edersen kasabaya sepetindeki tek mantarla döneceksin. Çok sıkıcı. Ah, şu mantara bakar mısın? Ne kadar da lezzetli görünüyor. Elva hayır, bazı mantarlar seni fena halde hasta eder. Ama ben bunu biliyorum, bir şey olmaz Vicky. Sen öyle diyorsan. Çocuklar bakın, ormanda bir sürü mantar var. Ben anneme onları götüreceğim. Nehri geçmemize izin vermiyorlar Gilby. Orası tehlikeliymiş. Ben tehlike falan görmüyorum. Çok kolay. Bakın, bunu gözlerim kapalı bile yapabilirim. Harika bir gösteriydi. Bu konuda başarılı oldun kesin Gilby. Neyse, geliyor musunuz? Ne? Yoksa korkuyor musunuz? Korkak tavuklar. Hadi gel Vicky. Sanırım bir arada kalmamız daha doğru. Gördünüz mü? Ben haklıydım. Bu taraftaki mantarlar çok daha güzel. Ah, olamaz. Şuraya bak. Kasabaya geri dönmemiz gerek. Şu mağaraya girersek yağmurdan kurtuluruz. Kim bilir, belki de içeride bir hazine buluruz. Ayı olmasın? Bir ayı mı? Merak etmeyin, ben onu korkuturum. Olamaz. Vicky, galiba benim midem ağrımaya başladı. Gördünüz mü? Sizi korkutmak çok kolay. Bu hiç de komik değil Gilby. Umarım mantardan değildir. Merak etme, hemen kasabaya döneriz. Ürop sana bir ilaç hazırlar. Bu mağaradaki bir ayıyı alt edebilecek olan tek Viking benim.
Bunu sen mi yaptın? Artık bu tarafta kaldım. Ve ayı da bu tarafa geliyor. Ben nehre atlayıp karşı tarafa yüzebilirim. Yapma, akıntı çok kuvvetli. Ağaca çıkalım, güvende oluruz. Sanırım ateşin yok. Galiba yediğin o mantardan oldu. Tamam, buldum. Bir ağaç kütüğüne mesaj bağladığımız bir ok atarız. Akıntı onu Plek'e götürür ve yardım gönderirler. Buradan yetişebileceğine emin misin? Ben kasabadaki en iyi okçuyum arkadaşım. Ben artık eve gitmek istiyorum. Yayımı geri almam gerek. Hayır Gilbi. Kurtulmamız gerek. Hayır. Geriye başka ok da kalmadı. Karşıya uçarak geçebiliriz arkadaşlar. Gilbi, Viking gücüne ihtiyacım olacak. Bu mızrağı karşıdaki kütüğe atabilirsen bu ip sayesinde belki karşıya geçebiliriz. Sen önden git. Sonuçta bu senin fikrindi zaten. Ona yardım et de düşmesin. Elbette. Şimdi sıra sen değil mi?
Hadi bakalım Gilbi, sen bir Viking misin yoksa bir korkak mı? Üf, çok ucuz atlattık. Şimdi çok daha iyiyim. Galiba karnım ayıdan korktuğum için ağrıyordu Viki. Hemen gidip arkadaşlara sizi nasıl kurtardığımı anlatacağım. Hadi gidelim. Annem mantarlarını bekliyor olmalı Elvi. Evet, gidelim hadi. Bir gün için yeterince macera yaşadık.